Geleneksel Dilozof yıl sonu videosuna hoş geldiniz. Geleneksel dediğimde bu ikincisi, ilk kez geçen sene 2020'den 2021'e geçerken yapmıştık. Gerçi kanalda zaten toplam 3 senelik ve kanalın ilk senesinde yani 2019-2020 yılbaşısında yılbaşının ve takvimlerin tarihi, çam ağacının anlamı gibi bir video çekmiştim. Kanalın ilk videolarından da bir tanesi ama bu videoyu çekmeden önce ona baktığımda epey şaşırdım. Kurgu tekniğim iyileşeceğine geriye gitmiş. Çünkü ilk videolarda hevesle böyle epey görselleştirmişim. Hakikaten güzel bir video tüm amatörlüğüne rağmen. Onu da sağ üst köşeye ekliyorum. Yılbaşının tarihini merak edenler ona bakabilirler. Gelelim konumuza. Geçen sene 2020-2021 yıl dönümünde o sene keşfettiğim podcastler, kitaplar, belgesellerden oluşan bir 2020'de ne yaptım videosu çekmiştim. Bu sene de aynısını toparlamak istiyorum. Çünkü aslına bakarsanız gerek YouTube özelinde, yani YouTube'da neler üzerine video çektim, gerek kişisel hayatımda hedeflerimin ne kadarına ulaştım şeklinde yıl sonu raporlarımı çıkardığım bir dönem. Hedeflerimin bazı açılardan çok ilerisindeyim, bazı açılardan çok gerisindeyim ama kendi kendimi yargılamayacağım. Yani en azından bu videonun konusu bu değil. Lafı çok uzatmadan hemen önerilere başlamak istiyorum. 2021 boyunca hangi kitapları keşfettim, hangi kitapları beğendim, hangi kitapları üzerine çalıştım, takip etmeye değer olduğunu düşündüğüm kimleri keşfettim, dinlediğim podcastler ya da keşfettiğim podcastler, belgesel film yine çok az, malum film ve dizi konusunda pek iyi değilim. Keşfettiğim ve hayran olduğum bir sanatçı, keşfettiğim yeni felsefi öğretiler, mekanlar ve ekipmanlar. İlk olarak kitap meselesi. Şimdi bu kitapları kendi içerisinde ikiye ayırdım. Hatta üçe ayırdım. Birincisi benim hakikaten özellikle Ocak, Şubat, Mart ayında yani doktora ders döneminin ikinci döneminde üzerine çalıştığım kitaplar vardı. Bunlar böyle nörofenomenoloji, nöroegzistansiyalizm dediğimiz Heidegger ve bilişsel bilimler alanındaki akademik kitaplar. Bunları uzun uzadıya anlatmayacağım. Bunları bir liste olarak bırakacağım. Çünkü kanalı takip eden kişilerden pek azının böylesine bir Heidegger ve bilişsel bilimler konusunda uzmanlaşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama yine de bu kanalı izleyen felsefe doktor öğrencilerinden tutun da felsefe profesörlerine kadar pek çok kişi var. Keşfettiğim, bu alanda uzmanlaşma konusunda keşfettiğim kitaplar bunlar. Bu noktada hoşuma giden enstitülerden bir tanesi Mind and Life oldu. Budizm ve fenomenoloji arasında bir bağ kurmaya çalışıyor. Bu kısım alttan alta benim çalışmalarımda da ilerleyen, hayatımın hangi noktada o büyük kırılımıyla birlikte dönüşeceğini de merak ettiğim konulardan bir tanesi. Kitaplardan bazılarının sürekli Budizm, içkinlik ontolojisi bağlamında geliştiğini görebilirsiniz. Francisco Varela isimli bir çağdaş filozofla tanıştım. Ve genellikle fenomenoloji, zihin felsefesi, kognitif bilimler alanında ve Budizm alanında çalışmalar yapıyor. Onun yazdığı birkaç kitap var. Varela dışında Sean Gallagher ve Evan Thompson da benim üçlememi oluşturan diğer iki yazar oldu. Buradaki kitaplar Phenomenological Mind, Beden ve Dünya, Bilgisayarlar Ne Yapamaz, Beden Zihni Nasıl Şekillendiriyor gibi çalışmalar oldu. Beni 3 aşağı 5 yukarı böyle Twitter'dan ve YouTube'dan takip eden ve felsefi araştırmalarımın nereye doğru evrildiğini dinleyen insanlar için hiç şaşırtıcı kitaplar değil bunlar. Nitekim bugünlerde doktora proposal'ımın, doktora araştırma önerimin üstünden geçerken kendi kendime, kendi araştırma alanım konusunda şöyle bir isim uydurdum. Nörofenomenolojik estetik. Bayağı zorlu. Dediğim gibi bu kitapları açıklama bölümüne liste olarak ekliyorum ama genel olarak Dilozof izleyicileriyle paylaşmak istediğim kitaplar bunlar değil. Dediğim gibi bunlar çok akademik ve teknik kitaplardı. İlk olarak İstanbul Kültür Üniversitesi'nin yayın evi, İKÜ yayın evinden çıkan bir seri var. Çok kısa bir başlangıç serisi. Bu tabii Türkçe'ye tercüme edilmiş hali, orijinali İKÜ yayınları tarafından hazırlanmış değil.
İki yayın evi sağ olsun bu serinin tamamını bana göndermişti incelemem için ve hatta sonrasında Twitter üzerinden bir kampanya yaptık ve Twitter'da beni takip eden bir kişiye de bu seriyi hediye ettik. Bu çok kısa bir başlangıç serisinde bilinçten demokrasiye, psikolojiden tarihe pek çok kitap var ve hakikaten tam bir 101 kıvamında kitaplar. Susan Blackmore'un yazdığı Bilinç kitabını böyle hatmedercesine okudum. Susan Blackmore zaten benim idol gördüğüm kadın filozoflardan bir tanesi. Aynı zamanda ateizm üzerine yaptığı yayınlar ve söyledikleri de çok etkileyicidir. Bu yeni başlayanlar, nereden başlayacağını bilemeyenlerin iki yayın evinden çıkan çok kısa bir başlangıç serisine bakmasını öneririm. İkinci olarak aslında 2020 yılında çıkan ama benim 2021 itibariyle okumaya başladığım ve keşfettiğim bir kitap Dünya Felsefe Tarihinin Oluşumu. Bir dakika, o da şurada. Bu açayım da hepsini okuyayım türünden bir kitap değil gördüğünüz gibi. Dünya Felsefe Tarihinin Oluşumundan belki daha önce bahsetmişimdir. Yani bir videoda kullandığımda söz etmiş olmam lazım. Randall Collins'in yazdığı ve Alfa Felsefe serisinden çıkan bir kitap. Bu kitabın giriş bölümünde ya da kitabın tanıtımında şöyle bir ifade geçiyor. Felsefe sosyolojisi. Yani kitapta aslında felsefe tarihini doğrudan anlatmak ya da felsefi öğretileri doğrudan anlatmaktan ziyade filozofların birbirlerini nasıl etkilediği, o filozofun, o öğretisinin oluşumunda etkili olan sosyokültürel, tarihsel faktörlerden söz ediyor. 17. yüzyıl bölümü benim için gerçekten ufuk açıcı oldu. Neden? Çünkü 17. yüzyıldaki hem bilimsel hem felsefi devrimin arkasındaki toplumsal dinamiklerden söz ettiği bölümde şöyle bir ifadesi vardır Randall Collins'in. Şöyle bir anekdot var. Berkeley insan bilgisinin ilkelerini yazdığında 25, Schelling ise felsefede görünür hale geldiğinde yalnızca 20 yaşındaydı. Her iki örnekte de yapısal koşulun hızla değiştiği bir dönemde çekirdek ağla erken bir temas söz konusuydu diyor kitabın yazarı Collins. Çünkü 1600'lerin sonunda Cambridge Platoncuları adı verilen bir grup var ve bu grubun etrafında şekillenen ağa bakın. Newton, Hume, Berkeley, Swedenborg. O yüzden Collins'in vurgulamaya çalıştığı şey kiminle tartıştığımızın en az ne okuduğumuz kadar önemli olduğu. Ve o bölümü okuduktan sonra direkt şöyle bir şey gelmişti aklıma. İyi çalışmalar yapmak, entelektüel gelişimi sağlamak için kendi ağlarımızı ve komünitelerimizi yaratmak zorundayız. Hatta o bölümden sonra dilozof özelinde değil de dilozofun da bir parçası olduğu daha genel bir proje içerisine, arayışı içerisine girmiştim. Sonuçta şöyle bir gerçek var. Hakikaten bir yerden sonra bizimle aynı şeyler üzerine düşünen, bizimle aynı soruları dert eden insanlarla tanışmak zor hale geliyor. Yani çocuklukta olduğu gibi bir parkta gördüğümüz insanlara arkadaş olalım mı demiyoruz. Bu noktada LinkedIn gibi veya Twitter gibi platformlar yeni insanlarla etkileşim kurmamız konusunda yardımcı olsa da aslında derinlemesine bağlar, derinlemesine ilişkiler geliştiremiyoruz. Hatta şöyle bir itirafta bulunayım. Ben bile İstanbul'da bir sergiye veya müzeye gideceğimde benimle o sergiyi gezecek insan bulamıyorum. Collins'teki bölümü okuduğumda böylesi bir komünite kurmanın önemini fark etmiştim. Hatta İzmir'de yaptığım yüz yüze atölyeden çıkan insanların birbirlerine telefon numaralarını, mail adreslerini verdiğini gördüm. Kendi komünitemizi oluşturacağız umarım. Slack grupları olabilir, Telegram olabilir, salonlar kurabiliriz. Kafamda çok güzel projeler var. Umarım 2022 itibariyle hayata geçecek. Keşfettiğim ve kısa sürede hayranı olduğum diğer bir çalışma ise fenomenolojik hareket tarihsel bir giriş olduğu. O da şurada. İhtiyacım oldukça bölüm bölüm okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu ama günün sonunda kitaplığımın böyle demir taş parçalarından bir tanesi haline geldi. Özellikle fenomenoloji nedir? Ne menen bir şeydir? Bunun tarihsel olarak gelişimi nasıldır diye merak edenlerin incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Başka bir seriden bahsetmemiz gerekirse aslında bu bir seri değil, Türkiye'de çok başarılı işler yaptığını düşündüğüm bir yayın evinin bilim serisi. O da Fol Yayınları. Fol Yayınları'nın eğlenceli ve öğretici kitapları var. Örneğin Bilim İş Başında, Evrim Hakkında 6 Büyük Soru, Ben Maymun Muyum?
Evrenin Yolculuğu gibi felsefe serisini zaten sıklıkla öneriyorum sosyal medya hesaplarımda. Ama bu bilim serisine bayıldım. Özellikle ben maymun muyum üzerine bir video çekme cüretini göstersem mi diye düşünmüyor değilim. Bildiğiniz gibi evrimsel biyolog değilim ya da bilim insanı değilim. Evrim anlatmak da sana mı kaldı diye düşünmüyor değilim. Nitekim Evrim Ağacı gibi muazzam platformlar var bunun hakkında bir şeyler öğrenmek için. Ama kitabı okuduktan sonra evrim ve felsefe ya da biyoloji felsefesi konusunda bir şeyler yapabiliriz diye düşündüm. Bu da bizi zaten diğer bir öneriye getiriyor. Brian Garvin'in Biyoloji Felsefesi. Bu kitabı aslında ben bilim ve ideoloji üzerine yazdığım bir makaleyle ilişkili olarak edinmiştim. Biyoloji felsefesi beni şaşırttı. Çalıştığım, düşündüğüm şeyler değildi ama biyolojide yasa yoktur bölümü ya da biyolojide yasa denildiğinde fizikteki yasalardan ne kadar farklı bir şeyden bahsettiğimiz bölümü çok ilgi çekici. Bu da biyoloji veya pozitif bilimler alanında özellikle akademik, sistematik bir eğitim almadığım halde benim rahatlıkla okuduğum, size de önerdiğim bir kitap. Hatta burada bir ek yapacağım. Bu bahsettiğim makaleyle ilgili bir köşe yazısı yazmış. Bilimin nesnelliği şüpheli mi başlıklı. Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nin yanılmıyorsam Şubat veya Mart ayındaki sayılarından birinde çıkmıştı. Şu an basılı sayıyı edinmeniz mümkün olmasa da herkesebilimteknoloji.com'dan yazarlar bölümüne tıkladığınızda benim bütün köşe yazılarıma erişebilirsiniz. Kısa böyle 500-600 kelimelik bir köşe yazısı. Bilim ve Teknoloji Dergisi'nde bilimin nesnelliği şüpheli mi başlıklı bir yazı yazdığım için o dönem çok fazla mail de almıştım. İlgilenenler o yazıya da bakabilir. Şimdi ise serilerden değil de tek tek kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Peter Adamson'ın Kesintisiz Felsefe Tarihi kitabım. Bu kitaptan ise Aposto'da yazdığım felsefeye başlangıç önerileri başlıklı mail bültende söz etmiştim. Peter Adamson ilginç bir karakter. Şöyle ki benimle ortak yanlarından bir tanesi onun da bir dijital içerik üretici olması. Akademisyen kimliğinin dışında. Hatta yeri gelmişken bahsedelim. Bu da diğer bir podcast önerim olacaktı. History of Philosophy Any Gaps şeklinde bir podcast serisi var. Yanılmıyorsam 400 bölümden oluşuyor ve İslam felsefesinden tutun da Hint felsefesine değin hakikaten hiçbir boşluk olmaksızın bütün felsefeleri bir araya getiriyor. Bu podcast serisi epey eğlenceli. Kesintisiz Felsefe Tarihi kitabı tam olarak böyle değil. Yine farklı farklı felsefelerden ve dönemlerden bahsediyor ama podcast serisi çok daha derinlemesine diyebilirim. Podcast severlere duyurulur. Benim 2021'de tanıştığım için, daha doğrusu geç kaldığım için pek üzüldüğüm ülkemizin en saygıdeğer bilim insanlarından biri olan Türker Kılıç'ın bir kitabından bahsetmek istiyorum. Bağlantısallık ve Yaşamdaşlık. Bağlantısallık ve yaşamdaşlık üzerine felsefe profesörü Çetin Balonuye ile yaptıkları epey kapsamlı bir yayını izlediğimde meselenin ne kadar felsefi olduğunu kavradım. Ve zaten bağlantısallık ve yaşamdaşlığı okuduğunuzda yer yer felsefecilere, filozoflara atıflarda bulunduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten yeni bir bilimsel kavrayış ve oldukça felsefi. Kitaba dair çok fazla detay vermek istemiyorum. Çünkü kitaba dair bir yayın yapmak istiyorum. Hatta bu videodan sonra gelen soruları derlediğimiz ve Türker Kılıç'a sorduğumuz bir yayın hayal ediyorum. Tabii kabul ederse ya da kanalı onurlandırırsa. Bunu da böyle 2022'de gerçekleştirecek planlardan bir tanesi olarak havaya bırakalım. Kitaba mutlaka bakın. Yine benim çok geç keşfettiğim ve çok geç keşfettiğim için üzüldüğüm iki yazar daha var. Şimdi bunlardan bir tanesi Demet Kurtoğlu Taşdelen. Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi. Mutlaka aranızdan Demet Hoca'dan dersler alan olmuştur. Ben de sürekli bir şekilde performatif dans atölyelerine denk gelmeye çalışıyorum ama henüz başaramadım. Hem bir felsefeci hem bir dansçı ve sıkı bir varoluşçu. Bu tarz interdisipliner alanlarda farklı alanları birleştirerek kendi yaşam felsefesini yaratan insanlara büyük hayranlık duyduğumu sık sık dile getiriyorum. Yani bir kitabın bir bölümü üzerine 50 sene çalışmaktan ziyade ben felsefenin değerini yaşama sanatımı geliştirmesi bağlamında ölçüyorum. O yüzden felsefeden tutun da ekonomiye, sanattan tutun da spora her şey günün sonunda benim yaşama sanatımı geliştirmem konusunda başvurduğum araçlar. Demet Hoca'nın Değme Noktası ve Kendini Var Edebilme Etiği adlı iki kitabını okuduktan sonra yaşayan, hatta kendisi yaşam olan bir felsefe kurguladığını gördüm. Bana epey ilham verdi. Bu bahsettiğim performatif felsefe,
dans atölyelerinden bir tanesine mutlaka katılacağım. Sizin de takibi almanızı ve kitaplarını okumanızı öneririm. Disiplinler arası çalışmalar yaparak felsefeden beslenme konusundaki diğer bir yazarımız Irvin Yalom. Tabii ki de Irvin Yalom'u yeni keşfetmedim ama varoluşçu psikoterapi kitabını yeni okudum. Bu alanda neler yapabileceğimi görmek için ya da kendime dair farkındalığımı arttırmak için okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Varoluşçu felsefenin bir takipçisi olduğumu zaten biliyorsunuzdur. Varoluşçu felsefeden çıkartılan bir terapi metodu özellikle benim açımdan çok etkileyici oldu. Sinir krizi geçireceğim, kaygı duyduğum, ümitsizliğe kapıldığım anlarda kullandığım bazı metotlar süzdüm bu kitaptan. Yine tavsiyeler listesinde bu yüzden yer alması gerektiğini düşündüm. Şimdi biraz sanattan bahsedeceğim. 2021'de 6 ay boyunca bildiğiniz gibi İngiltere'de Londra'da yaşadım. Ve bu süre zarfında Londra'daki bütün sanat galerilerini ve kültürel merkezleri neredeyse gezdim. Yani neredeyse diyorum %70-%80'ine yakındır bu. Bununla ilgili Londra'da nereler gezilmeli şeklinde bir video yapmıştım. Onu da sağ üst köşeye ekliyorum. Bu gezilerden birinde Saatçi Galeri'de G.R. isimli bir sanatçıyla tanıştım. G.R.'ın işleriyle karşı karşıya kalmak hakikaten beni sarstı. Ciddi manada son yıllarda deneyimlediğim en sarsıcı sanat eserleriydi bunlar. Chronicles sergisi üzerine de yazdığım bir bülten var yine Aposto'da. Özellikle Face to Face isimli çalışması yani Filistinliler ve İsraillileri fotoğraf aracılığıyla karşı karşıya getirdiği bu çalışma muazzam. Mutlaka GR'ın web sitesinden, YouTube'dan ya da bunları yapmadan önce benim Aposto bültenimden bakın ve GR'le tanışın derim. Sanat demişken yine keşfettiğimde epey şaşırdığım ve hoşuma giden başka bir şey ise Deniz Cem Önduygu isimli bir tasarımcının hazırlamış olduğu felsefe tarihi. denizcemönduygu.com'dan inceleyebileceğiniz bu felsefe tarihi illüstrasyonunun içerisinde kaybolmanız, saatlerce oradan oraya gitmeniz mümkün. Hatta illüstrasyonu çağdaş felsefenin en önemli ya da en etkili temsilcilerinden bir tanesi Daniel Dennett tweet olarak paylaştı. Ya bu çok büyük bir olay ve onur. O yüzden Deniz Bey'i yaptığı bu çalışmadan ötürü kutlamak, tebrik etmek lazım diye düşünüyorum. Web sitesinin de linkini açıklama bölümüne ekliyorum. Şimdi kitaplardan sonra yeni tanıştığım ekollerden bahsetmek istiyorum. Bu sene kafamın içerisinde dönen ve yeni yeni yüzleştiğim, anlamaya başladığım birkaç ekol oldu. Bunlar yeni materyalizm, ilişkisel ontoloji, sosyal ontoloji ve nörofenomenolojiymiş. Kendime böyle bir not aldım. Bakıldığında bu dördü farklı şekillerde aynı şeyi söylüyor zaten. Yeni materyalizmin iddiası da bağlantısallık ve ilişkisellikti. Bu zaten ilişkisel ontolojinin de iddiası. Nörofenomenoloji de zihnin böylesi bağlantısal bir ilişkisellik içerisinde kurulduğu iddiasını taşıyor falan filan. Bunlar üzerine detaylı videolar çekilir mi bilmiyorum ama bunlar üzerine detaylı bir doktora tezi yazılacak. Çünkü benim araştırmamın bel kemiğini oluşturan argümanları buralarda keşfettim diyebilirim. Bir noktada bu öğretiler üzerine epey başınızı ağrıtacağım muhtemelen. Hatta bunlar dışında hiçbir şey konuşmayacağız. Ama şimdilik sadece isim olarak söylemek istedim. Belki şöyle bir Google'layarak yeni felsefede ya da günümüzdeki felsefede ne gibi okullar, hangi filozoflar var bakmak istersiniz. O halde podcastlerden devam edelim. Ben çok tutkulu bir podcast dinleyicisi sayılmam. Bunun sebebi podcast'i sevmiyor olmam değil, hakikaten kendi içeriklerimi zar zor yetiştirebildiğim için sonrasında ne YouTube izlemeye, ne dizi izlemeye, ne podcast dinlemeye vaktimin kalmıyor olması. O yüzden sınırlı vaktimi de böyle sadece birkaç podcast yayıncısını dinleyerek geçiriyorum. Bunlardan bir tanesi Bu Mu Yani Podcast. Bu Mu Yani ile ilgili sevdiğim şeylerden bir tanesi yayıncıları Oğulcan ve Zuhat'ın böyle aralarında gündeli sohbet tarzında yaptıkları diyaloglarda parça 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 bilgiler ediniyor olmanız. Yani Dilozof'un Leibniz videosundaki gibi komple bilgiyi laak diye sunmuyor da o sohbetin içerisinde bir şeyler öğreniyorsunuz veya duyuyorsunuz. Benim de biraz ders almam gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer podcast yayıncısı ise
Esmiyor. Esmiyor Podcast çok niş ama çok önemli bir alanda epey güzel işler başarıyor. Konuları iklim krizi. Esmiyor'a bir bakarsanız şöyle hızlıca Instagram sayfalarına veya podcast yayınlarına doğrudan Türkiye'de sürdürülebilir gelecek konusunda çalışan, bu konu üzerine düşünen pek çok başarılı insanı konuk ettiklerini göreceksiniz. Mutlaka takibe alınması gerektiğini düşündüğüm yayıncılardan bir diğeri. Şimdi iki tane de yabancı podcast, İngilizce podcast önereceğim. Bunlardan bir tanesi Philosophize This, ikincisi ise Philosophy Bites. Philosophy Bites'ın hazırlayanlardan bir tanesi Nigel Warburton. Nigel Warburton şu Felsefenin Kısa Tarihi isimli ülkemizdeki pek popüler kitabında yazarı. Gelelim belgesel, film, dizi, mekan konusuna. Her sene bu listelerdeki en geri kalmış, en az şey keşfettiğim bölüm film, dizi, belgesel oluyor. Bir itiraf. En son filmi ne zaman izledim hatırlamıyorum. Yani biri Twitter'da şey demişti, zaman yönetimini çok dert edindiğimle ilgili bir tweet atmıştım. Çok sıkıcı bir kız bu demişti. Sıkıcı bir insan değilim. Yani kimse sıkıcı bir insan olduğunu söylemez gerçi de. Şey değil yani, günde 15 saat boyunca sürekli Hegel, Kant üzerine çalışmıyorum. Instagram'dan takip edenler görürler. Hayatımın bir bölümü oldukça hedonist bir şekilde kültürel, sosyal faaliyetlere de gidiyor ki Londra döneminde hiçbir şey yapmadım. Sadece gezdim. Ama film, dizi, özellikle diziyi hayatıma yedirmekte zorluk çekiyorum. Ya odaklanma problemim var, gerçi o zaman nasıl kitap okuyabilirim? Dizilerin çok fazla vakit aldığını, böyle günlerce onun peşinde devam etmek bende bir çeşit kaygı yaratıyor. Psikolog değilim. Bu davranışımın altında yatan temel motivasyona dair hiçbir fikrim yok. Birlikte de yorumlayabiliriz. Diziye başlarken ya bağımlısı olursam korkusu yaşıyorum sanırım. Ve böyle bir bağımlılığı kaldırabilecek bir hayat tarzım yok. Yani akademi dışında 6 farklı kalemde sürdürdüğüm bir iş modelim var ve günde 8-10 saatlik bir mesai yapmam gerekiyor. Yapmadığımda sistem çöküyor, para kazanamıyorum ve geçinemiyorum. O yüzden dizi takip etmek pek benlik bir şey değil. Ama yine de bu sene birkaç dizi izledim. Bunların hiçbiri bu arada yeni keşifler değil. Yani ben birazdan ne izlediğimi söylediğimde zaten biz bunları biliyoruz diyeceksiniz. O yüzden bunları söylerken de biraz utanıyorum. Çünkü konu biraz şey gibi. Arkadaşlar yeni bir dizi keşfettim, çok iyi, Lost gibi olsun istemiyorum. Hepsi bilindik şeyler de ben bu sene izledim diyelim. Biri Crown. Crown'u İngiltere'ye taşınmadan önce bir hevesle izlemiştim. Fena değil, güzel. Böyle entrikadan hoşlanan insanların sevebileceğini düşünüyorum. Konu bakımından felsefe namına hiçbir şey yok ama güçlü bir prodüksiyonu var. Beni biraz sarmış, içine çekmiştim. Bir diğeri yine felsefe namına hiçbir şey olmayan, izlerken epey kapıldığım bir dizi Succession oldu. Hatta o kadar entrikalı ve heyecanlı ki bu aralar en çok böyle yemek yerken izlediğim, hadi bir 10 dakika daha izleyeyim dediğim dizi. İşte tam da bu yüzden iyi dizilere başlamıyorum. Çünkü aksi takdirde bir şeyler okumak, çalışmak, kurgu yapmak yerine dizi izleyesim geliyor. Bu da tabii üzücü bir durum. Çünkü bakıyorum da benim yaşam pratiklerim içerisinde şöyle bir şey yok. Yani akşamları oturayım, Netflix açayım, dizi izleyeyim gibi bir pratiğim yok. Netflix üyeliğim dahi yok. Vardı, iptal ettim çünkü kullanmıyorum. Yani hiç izlemiyorum. Akşamları da ya çalışıyorum, işte ya yazı yazıyorum, kürasyon yapıyorum, video içeriği hazırlıyorum, kitap okuyorum. Ya da bunları yapmaktan bunaldığımda bütün elektronik cihazları, dijital her şeyi kapatıp dışarı çıkıyorum. Arkadaşlarımla buluşup müzik dinleyip dans ediyorum. Çünkü çalışmak istemediğimde hala bir ekran karşısında kalıp bir şeyler daha izleyip o ışığa maruz kalmak bana çok mantıklı gelmiyor. Ben böyle o yüzden hiçbir zaman muazzam dizi, film önerileriyle gelecek, hiç keşfetmediğiniz, hiç duymadığınız bir şeylerden bahsedecek kişi değilim. O YouTuber ben değilim. Ben iyi kitaplar öneririm. Ve son olarak tabii ki de Rick and Morty'nin 5. sezonu. Büyük bir Rick and Morty hayranı olduğum açıktır sanırım. Böyle işte varoluşçuluk videolarında bile hemen Rick and Morty'ye dönüyorum veya Nietzsche'den bahsettiğimizde bile örnek gösteriyorum. 1. 2. ve 3. sezonu 4 kez falan izlemiş olabilirim. Ard arda değil de mesela yemek yerken 2. sezon 3. bölümü izleyeyim dediğim şey benim Rick and Morty oluyor. O
nihilizm, o varoluşçuluk, o yaşamın anlamı, paralel evrenler meselesi umarım ben yaşadığım sürece Rick and Morty devam eder. 5. sezonda 2021'de çıktı. Netflix'e hala düşmedi ama kesinlikle izleyin. Belgesel olarak da Explained'in Mind serisini izledim. Explained'den geçen seneki videoda söz etmiştim sanırım. Çok iyi işler yapıyorlar. Vox adlı YouTube kanalının bir projesi olarak ortaya çıktı. Sonrasında Netflix'le işbirliği yaptılar. Mind serisi muazzam. Ya da ben özellikle zihinle obsesif hale geldiğim için olabilir. Mekan, müzik ve ekipman demişim. Mekan konusunda zaten vloglar çekmiştim. Çünkü başlangıçta pandemi vardı. Senenin ikinci yarısında ben yoktum. İskoçya, Edinburgh'daki Fringe Festival'e gitmiştim. O yüzden eğer Edinburgh'a gitmeyi düşünüyorsanız canı gönülden tavsiyem bunu Ağustos ayında Fringe'e denk getirmeniz. Londra konusunu zaten konuşmuştuk. Bunun dışında müzik listesi, çalışma müzik listeme pek güveniyorum. Yaklaşık 4000 takipçisi var. Pek fena olmayan bir sayı ve insanlar, ilk kez keşfeden insanlardan hep övgü dolu sözler duyuyorum. Spotify'da Pelin Dilara Çolak, For Her Study adlı listede caz ve neoklasik parçalardan oluşmuş bir liste var. Kitap okurken, çalışırken, meditasyon yaparken eğer bir müzik listesine ihtiyacınız varsa ona bakabilirsiniz. Son kısım ekipman. Aslında bu ekipman bölümünde daha önce bahsettiğim, sonrasında bilgi vereceğim dediğim bazı ekipmanlardan bahsetmek istemiştim. Mesela şu pen scanner, kalem tarayıcı. Nasıl çalışıyorum, çalışma metotlarım neler adlı videoda bunun yeni aldığımdan söz etmiştim ve sonra yorum yapacağımı söyledim. Ben bunu Ocak-Şubat ayında 1500 liraya aldım. Bir kitapta altını çizmek yerine böyle fosforlu kalemlerle şu ucu sanki bu bir marker kalemmişçesine çizmek istediğiniz cümlenin üstünden geçiriyorsunuz ve taradığı şeyi doğrudan telefonunuza veya bilgisayara atıyor. Muazzam bir mantık. Altı çizili yerleri tek tek defterlerinize yazmanıza, bilgisayarınıza geçirmenize gerek bırakmayacak bir idea diyelim. Çünkü bu amacının ancak %70'ini gerçekleştirebiliyor. Yani %100 doğru olmuyor. Özellikle Ç harfi, Ü harfi, Ş harfi gibi Türkçe karakterlerde bazı zorlanmalar yaşıyor. Bir de çok kalın kitaplarda sayfanın sağ tarafını rahatlıkla tarasanız da sol tarafı, örnek göstereyim, eğer şöyle daha sığ olan bir bölümü tarıyorsanız sıkıntı yaşıyorsunuz. Altına yükselti koymanız gerekiyor. Yani çizdiğiniz yerin dümdüz olması gerekiyor. Biraz uğraştırıyor. Ama yine de işe yarıyor mu? Yarıyor. Özellikle ben İngiltere'ye gitmeden önce altı çizili olan yanıma almam gereken şeyleri bununla taramıştım harf hatalarına rağmen. Sonuçta harf hatası olsa da ben onu anlıyorum. Yani mesele kendime not çıkarmaktı. Alın derdim. Yani 1500 liraysa alın. Çünkü bu parayı hak ediyor. Ama şimdi şu son döviz kurları, dolar meselesinden sonra fiyatı ne oldu bilmiyorum. Eğer böyle 3000-4000 lira civarındaysa ben olsam almazdım. Ama yine de benim için 3000-4000 lira büyük bir para değil, karşılayabilirim diyorsanız alabilirsiniz. Çok kötü bir ürün değil. Ya kötü bir ürün değil, ortalama bir ürün diyelim. Bunun dışında bu sene elektronik kitap okuyucusu edindim. Kindle yerine Kobo aldım. Kindle biraz daha Apple gibi kendi içerisinde kapalı bir sistemken Kobo daha açık, daha fazla, daha farklı şekilde kitap formatları atabileceğimi düşünmüştüm. Tabii ki de diğer önemli bir madde Kobo'nun Kindle'ın yarı fiyatında olmasıydı. Kobo'dan memnundum çünkü zaten ben artık hani hem çok fazla basılı kitap bulamıyorum, okuduğum araştırma alanımdaki kitapların pek çoğuna PDF olarak erişiyordum. İşime yarıyordu. Ama beni rahatsız eden şey onun üzerine not alamıyor oluşumdu. Yani bir kenarına not alamıyorum, üstünü istediğim gibi çizemiyorum. Bana daha böyle kitap, defter, kalem üç arasında bir cihaz gerekiyordu. Şu dövizler yükselmeye tam başladığında hemen ekipmanlarımı değiştirmek gibi akıllıca bir hareket yaptım ve bir iPad edindim. Şu anda hem MacBook hem iPad korkunç fiyatlara ulaştı. Benim aldığım fiyattan %50 fazla ve aldığım zaman da bir ay öncesi falan. iPad tahmin ettiğimden çok daha muazzam bir araç çıktı. Hatta bugüne kadar kullanmadığım için de çok pişman oldum. Ve iPad'i aldıktan sonra Kobo'yu kullanmayı tamamen bıraktım. Hatta defter kullanmayı da tamamen bıraktım diyebilirim. Sadece ajandam
onu yazmayı seviyorum. Yani aylar şu anda muazzam bir optimizasyonla hayatıma devam ediyorum. Eğer merak ediyorsanız bununla ilgili başka bir video daha çekmek istiyorum. Çünkü iPad kullanmaya başlamamla birlikte keşfettiğim bazı uygulamalar var ve bu uygulamalar hem tasarım tarafında hem çalışma tarafında hayatımı bayağı pratikleştirdi. O yüzden aklımdaki video şu: iPad vs. Kindle Kobo tarzı bir içerik yapmak ya da iPad kullanıcıları için önerdiğim uygulamalar. Ya da şöyle de diyebiliriz: iPad çalışma pratiklerinizi nasıl kolaylaştırır tarzı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ben de her gün böyle 1-2 saat kurcalayarak nasıl daha pratikleşebilirim diye bakıyorum ve şu an hayran olduğumu itiraf etmem gerekiyor. Benim 2021'de keşfettiğim kitap, podcastler, ekipmanlar, kişiler, öneriler bunlar. 2021'deki keşiflere şöyle baktığımda çok daha fazla, böyle çok yoğun bir şey keşfedemediğimi fark ettim. Neden? Çünkü zaten bunun bir 6-7 ayı boyunca başka bir ülkede hayat kurmaya çalışıyordum. O yüzden kendime yüklenmeyeceğim. Entelektüel gelişimim birazcık durağanlaşmış olabilir. Umarım 2022 daha verimli geçer. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, meraklı kalın.